öğretmenlik meslek kanunu çıkarılıyor. Bu öğretmenlik meslek kanununda öğretmenler yok. Öğretmenlerin sorunları yok. Öğretmenlerin baş başa kaldığı problemleri çözecek hiçbir hüküm yer almıyor. İşte eğitim emekçileri buna itiraz etmek için, bunun için dün meclis kapısına gelerek sözlerini, taleplerini, itirazlarını oradan bildirmek istediler. İtiraz eden, biatçı olmayan, onlar gibi düşünmeyen öğretmenlere barikat kuruldu. Aslında bu öğretmenlik meslek kanununun da özü buydu. Biz dün o özü orada gördük. Birçok arkadaşımız gözaltına alındı. Sabaha karşı bizim burada bekleyişimiz sonucunda bırakıldılar. Mücadeleye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Susmak yok, yılmak yok. Çünkü eğitim emekçileri asla diz çökmez, biat etmez, ders verir. Bunu bugüne kadar öğrenmediyseniz bundan sonra size öğretmeye devam edeceğiz. Bu ülkeye kara bir leke bir daha sürüldü. AKP iktidarı bu ülkeye kara lekeler sürmeye devam ediyor. Bu ülkede 85 bin ücretli öğretmen çalışıyor. Ücretli öğretmenler bugün tam bir ay boyunca derse girdiğinde dahi 12 bin liranın üstünde ücret alamıyor. Peki bu öğretmenlik meslek kanununda bu gerçekle yüzleşme var mıydı? Bir daha soruyoruz. Sizleri takip eden halkımıza soruyoruz. Çocuklarınız ilkokulu bitirdiğinde ortaokula geçişte, ortaokulu bitirdiğinde liseye geçişte kaç ay boyunca uğraşıyorsunuz? Ve çocuklarınızı bir liseye gönderebilmek için, akademik eğitim almak için hangi badirelerden geçmek zorunda kalıyorsunuz? Siz bunları hatırlamıyor musunuz? AKP iktidarının ne öğretmene ne öğrenciye verebildiği tek bir söz yoktu. Çetelere, mafyalara, rantçılara, depremde on binlerin ölümüne neden olan müteahhitlere kurulmayan barikatlar kuruldu. Yasaklamalar getirildi. Defalarca TBMM meclis parkına kadar yürüyüp parkta açıklama yaparak oturma eylemi yapacağımızı, eylemimizin tamamen barışçıl ve demokratik olduğunu ifade etmemize rağmen güvenlik güçleri iktidarın talimatıyla binlerce güvenlik gücünü karşımıza dikerek yasaklamada ısrar etmişlerdir. Anayasal hakkını kullanmak, ülkemizi karanlığa sürükleyecek öğretmenlik meslek kanunu yasa tasarısına karşı tepkisini ifade etmek isteyen eğitimsel ve bağlı sendikalarımız, yönetici ve üyeleri, konfederasyonumuz yürütme kurulu üyeleri, Ankara'nın mafyanın çiftliği haline gelmesine seyirci kalan güvenlik güçlerimizin gazlı, coplu, tekme tokatlı saldırısına uğradı. İnsanca yaşamak istiyoruz. 9 Temmuz'da Ankara Kızılay'da iktidarın eğitim ve bilim emekçilerine, sendikamız eğitim sen yönetici ve üyelerine yapılan saldırıyı ve demokratik haklarımızı kullanmamızı engellenmesini şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren, haklarımızı kullanmamızı engelleyenler ve sendikalı ayrımcılık suçunu işleyenler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyoruz. Emekçiye de, emekçiye değil, çetelere barikat. Emekçiye değil, çetelere barikat. Eğitim emekçilerinin kazanmış haklarını önemli oranda ortada kalmakta, eğitim fakültelerine mezun olmayı öğretmenliğe almamadan bir ayrıntı haline getirmektedir. Özel okul ve kurslarda öğretmenlik yapanların başta taban ücret düzenlemesi olmak üzere temel ekonomik ve sosyal haklarına ücret ve çalışma koşullarına ilişkin bir düzenleme içermemektedir. Öğretmen adaylarına ve öğretmenlere yönelik disiplin cezalarının bu cezaları gerektiren fiil ve davranışların detaylı olarak düzenlenmesi bir gözdağı öğretmen ve öğretmen adaylarının iş güvencesine yönelik açık bir tehdittir. Sendika MYK üyelerimiz, yöneticilerimiz olmak üzere 15
düşmanı Yusuf Tekin istifa. Öğretmene değil, hırsızlara barikat. Gözaltına almalar fiili ve meşru mücadelemizden bir adım olsun geri adım attırmayacaktır. Toplumsal ilişkileri ve geleceğimizi kendi ideolojik referanslarına göre şekillendirmeyi hedefleyen öğretmenlik meslek kanununu sessiz sedasız meclisten geçirmek istiyorum. Özel okul ve kurslarda öğretmenlik yapanların başta toplam ücret düzenlemesi olmak üzere temel ekonomik ve sosyal haklarına, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin bir düzenleme içermemektedir. Kanun taslağında öğretmenlerin sorumlulukları detaylı bir şekilde belirtilirken hakları konusunda daha genel ifadelerin kullanılmış olması dikkat çekmektedir. Kanun taslağı birçok noktada keyfiliğe yol açabilecek açık noktalar barındırmaktadır. Bunlardan biri de kanun taslağının 34. maddesidir. Maddeye göre mesleki yetersizliği iki müfettiş raporuyla görülen öğretmenlerin akademiye alınması ve akademi eğitimi sonrasında da müfettişlerce başarısız görünmeleri halinde genel idari hizmetler sınıfında uygun yerlere memur olarak atanmaları düzenlenmektedir. Bu madde öğretmenlerin iş güvencesini iktidarın tehlikeliğine bırakacak diğer önemli bir tehdittir ve kabul edilemektedir.